Arkadaşlar, tabi buradan niye bir açıklama yapıyoruz, buraya niye geldik? Öncelikle şu TOKİ binalarını Malatyalıların bir görmesi için. Tabi birçok kişi belki bu yolu kullanıyor, buradan geçiyor ama birçoğumuzun belki dikkatini çekmiyor. Ama gerçekten şöyle şu TOKİ binalarına baktığımızda, gerçekten korkunç bir manzarayı aslında görüyoruz. Burada koskoca Beydağ bu TOKİ binalarından kaybolmuş, beton yanlarından kaybolmuş durumda. Yine buradan gökyüzünü görmek bile maalesef mümkün değil. Uzun bir süredir birçok şehirde, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde şehirlere ihanet ettik mi etmedik mi tartışması yapılıyor. Ve bizzat İstanbul'da AKP'nin genel başkanı da çıkarak şu ifadeyi kullandı. Biz bu kente ihanet ettik dedi. Ben de sorumluluk sahibiyim dedi bunda. Peki Malatya'ya ihanet edildi mi edilmedi mi? Bunu çok açık, net bugün burada görmek istiyoruz. Sizlerle bu görüntüleri paylaşmak istiyoruz. Onun için burada bu açıklamamızı gerçekleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, Malatya'ya da ihanet edildi ve Malatya'ya her gün ihanet edilmeye devam ediliyor. Neden? Çünkü asıl olan kendi parti yapılarında, tüzüklerinde veya genel başkanların ifadelerinde de yatay yapılaşma iken daha bir hafta önce bile 5 katlı binaları 11 kata, 12 kata, 13 kata çıkararak bir dikey yapılaşmanın her geçen gün önünü açarak Malatya'ya maalesef ihanet ediliyor değerli arkadaşlar. Tabii değerli arkadaşlar, bir Malatya'ya baktığımızda gerçekten kişiye özel, sadece rant uğruna kişiye özel uygulamalarla, imar yasalarıyla Malatya'ya ihanet edildi. Dolayısıyla bizim meclis üyelerimiz dışında bir tek kişi bu imarla ilgili değişikliklerde ses çıkarmıyor. Sadece bizim meclis üyelerimiz gelen, kamu yararı olmayan bütün imar tekliflerine, yasalarına red oyu kullanıyorlar. Ve geçen hafta olan dikey yapılaşmadaki yine uygulamaya da red oyu kullanmışlardır. Ama AKP'nin buradaki Büyükşehir Belediyesi ve meclis üyeleri dikey yapılaşmayı her geçen gün Malatya'da her noktada, yine yoğunluk artışlarını her noktada gerçekleştirerek, ayrıca konut alanlarını ticari alanlara, tarım alanlarını ticari alanlara çevirerek Malatya'ya ihanet ediyor ve birilerine sadece rant sağlıyor. Değerli arkadaşlar, şu bir kentin adeta dokusu yok ediliyor. Tabii Malatya hep neyle bilinirdi? Yeşil Malatya olarak değerlendirilirdi. Ama bugün baktığımızda yeşillikten maalesef eser göremiyoruz.